Kuzey Londra'nın Edmonton bölgesinde 24 saat açık çorba dünyası yoğun ilgi görüyor. Birbirinden farklı günlük 12 çeşit çorbanın yanı sıra yöresel lezzetlerin yer aldığı serpme kahvaltısıyla da ailelerin beğenisini kazanıyor efendim. İşte o parmak ısırtan kahvaltıyı ekranlara getireceğiz bu hafta, izliyoruz. Efendim bugün yine Edmonton çorba dünyasına geldik. Birbirinden farklı çorbaları 24 saat açık olduğunu her zaman vurguluyoruz ama şimdi taze sıkılmış portakal suyumuz da geldi. Buranın şöyle bir özelliği var efendim. Burada şu an masada gördüğünüz böyle bir kahvaltı servisi var. Bu tabii ki serpme kahvaltı. Şimdi işletmecisi Fırat Bey yanımızda, Fırat Murat. Fırat Bey, çorbaları tanıtmaya devam edeceğiz ama bugün bu kahvaltıyı göstermek istedik. Burada da çok özel bir çorba var. Kameraman arkadaşımız birazdan çekim bittikten sonra oynayacak. Onun özelliğini soracağım ama önce kahvaltıyı soralım. Şimdi burası 24 saat açık. 24 saat. Ama kahvaltı 24 saat var mı? Kahvaltı 24 saatte, sabah 8'de başlıyoruz. Akşam 4'e kadar kahvaltı servisimiz var. Kahvaltıyı da daha yeni biz çorba dünyasına koyduk. Öyle mi? Evet. Daha önce biz sadece çorba yapıyorduk. Günde bir çeşit yemek çıkıyordu. Şimdi iki çeşit yemek çıkartıyoruz. Kahvaltı ekledik, yani büyüttük. Büyütünce de müşterinin talepleri vardı. Bu yönle kahvaltıda olsun diye ailemizle geliyoruz. Kahvaltıda yapmak istiyoruz. Talebi üzerine biz de kahvaltı koymayı tercih ettik. Bu serpme 2 kişiyle 4 kişilik bir kahvaltı. Evet. Tabii tek kişi de geldiğinde tek kişi de alabiliyor. Bazı aileler geliyor, çorba istiyor. İçinde bir iki tanesi de ayrı ayrı tek kişilik kahvaltı da istiyorlar. Evet. Ona göre biz hazırlıyoruz, çorbaları da veriyoruz. Yanında da kahvaltıyı gönderiyoruz tek kişilik olanları. O şekilde ayarlıyoruz. Sabah 8'den efendim akşam 4'e kadar bu kahvaltıyı çorba dünyasında bulabilirsiniz. Şimdi çorba dünyası, aslında bundan bahsediyoruz. Birazcık artık ismi bayağı meşhurlaştı değil mi? Birçok insan buraya 24 saat açık olduğu için özellikle. Şimdi biz tabii ki buraya gece de geleceğiz. Gece buradaki yoğunluğu çekeceğiz. Aynı zamanda hazırlanan çorbaların nasıl hazırlandığını, bunları da aktarmaya çalışacağız. Artık ismi duyuluyor ve oldukça yoğunlaşıyor. Siz de farklı lezzetler koymak istiyorsunuz sanırım. Evet. Londra'nın en tek açılan çorbacısıydı. Sadece çorba olarak, çorba üzerine servis yapan ilk çorbacısıdır. İngiltere'de 24 saat çorba servisi yapan tek yeriz. Aynen. Ve bizim bayağı tanınan, bilinen, insanların önerilen bir yerdir. Yani o da bizi gururlandırıyor. Gittiğimiz yerlerde, gelen olumlu tepkilerde bunu görünce bizi gururlandırıyor. Tabii ki de insanların talebini arttırmak için çorba çeşitlerini de arttırıyoruz. Kahvaltı çeşitidir, yemek çeşitleridir. İnsanların talebini buna yönelik veriyoruz ama bizim özelliğimiz sadece çorbadır. Peki önümüzdeki günlerdeki planlarınızdan bahsetmeye gerek var mı özellikle bu börek üzerine, yoksa şu an sadece kahvaltı yemiyor musunuz? Şu anda kahvaltı ve çorbadır. Börek bir projemiz var ama o ileride olacak, daha büyüyecek inşallah. Ona önümüzdeki günlerde değinelim o zaman. Şimdi birazcık kahvaltıya değinirsek, görüyorum burada menemen var, yumurta var, kaymak var. Yine burada farklı börekler var, reçeller var. Yani yok yok gibi bir şey, kızartmalar var. İki çeşit zeytin var, üç çeşit reçel var, pekmezimiz var, tahinle karışım, balımız var, sucuklarımız var, yumurtalarımız var. Ben beğenmediğim bir şey müşteriye asla sunmuyoruz. Çorbaların tadına bakıyor musunuz sürekli? Her gün göbeğimizden benim. Yani sabah işe geldiğimde hepsinin çorbaları tek tek tadına bakarım. Bir eksik varsa, bir şey varsa müdahale ederiz. Zaten kendimiz de mutfakta birebir ilgileniyoruz. Şimdi memleketten ki ablalarımız köyde nasıl yapıyorlarsa burada yapıyorlar. Biz çiftlikte sütümüzü alıyoruz, getiriyoruz, burada yapıyoruz. Karıştırmadan, şey yapmadan. Köy peyniri gelecek. Köyden getiriyoruz. Evet. Ondan sonra bunun yanına balıdır, bu kaymaklar. Hepsi birçok ürün biz kendimiz burada hazırlıyoruz. Bir açık kısmı hariç. Ama geri kalanları biz kendimiz burada hazırlıyoruz. Yumurtamız çiftlik yumurtası. Çiftlik yumurtası. Evet. Yani efendim bu mekanda her şey birbirinden özel, birbirinden farklı birçok aslında çorba çeşidinin yanında hem yemek hem de kahvaltı olması da sizi tabii ki diğerlerinden bir tık öne geçiriyor. Çünkü çorba
bizim kültürümüzde çok tüketilen bir ürün değil mi? Çorba bizim vazgeçilmemizdir. Yani çorbanın saati olmaz. Saati gece olmaz. Sabah olur, gece olur, aynen, öğlen olur. Biz her zaman çorba yeriz yani. Analarımız bize çorba yapardı. Biz çorba hiçbir şeye değiştirmezdik yani. Hı. Hiçbir yemeğin yerini tutmaz bizim soframızda. Evet. Eminim ki birçok ailemizin de sofrasında çorba hiçbir zaman eksik değildir yani. Hastaladığımız zaman analarımızın hemen bize yaptığı bir tavuk çorbasıdır, bir kelle parçadır. Onu burada bulabilirler yani, mercimeğidir. Birçok insan gelir, kendi annelerinin yaptığı çorbaları bile yemezler. Bizi gelip çocuklar bizim çorbalarımızı severler. Onun için özellikle bize gelirler. Ama özellikle aynı zamanda bu kadar lezzetli olmasının sebebini de biz sizlere aktaracağız önümüzdeki haftalarda. Çünkü saatlerce pişiyor ve geceden başlıyor hazırlıklar. Tabii ki 24 saat açık olduğu için burası gece gündüz sürekli yoğun. Biz önümüzdeki hafta, hatta belki de gece buraya geleceğiz. Buradaki gece yoğunluğunu size göstereceğiz diyelim. O zaman biz çok daha fazla soğutmadan kahvaltıya başlayalım. Değil mi? Bugün kahvaltı da yapmadık. Bugün kahvaltı çekeceğiz diye. Var mı son olarak aktarmak istediğiniz bir şey? Neredeyiz tam olarak? Biz şu anda Edmonton'dayız. N97ES Harper Road'un üzerindeyiz. Aşağımızda Şirvan var, yukarımızda Öncü Food var. İkisinin arasında duruyoruz. Herkesi 24 saat buraya bekleriz. Efendim, Edmonton Çorba Dünyası'nda kahvaltı istediğinizde böyle bir kahvaltı geliyor önünüze. Şimdi siz ailecek buraya gelmişsiniz. Önce sizi, evet, tanıyalım abi. Ben İbrahim. İbrahim. Evet. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? 8. 8 yıldır Londra'da mı? Londra'da Edmonton bölgesinde. Ha, bu bölgedesiniz. Evet abi. Bugün de ailece buraya geldiniz. Ailece. Şimdi biz biraz önce bu kahvaltı yapılırken de çektik de böyle özenle hazırlanıyor. Evet. Bir de bayağı çeşit var herhalde değil mi? Evet, bayağı çeşit var. Yani biz devamlı buraya geliriz. Kahvaltıları güzeldir. Yani güzel olduğu için devamlı müşteriler Bulgaristanlılar, Türkler olsun hep buraya gelirler. Edmonton. Evet abi. Sen az önce röportajdan önce dedin ki Edmonton'un en güzel kahvaltısı, evet, burada. Edmonton'un en güzel kahvaltılarından biridir bura. O yüzden de bizim Bulgaristanlılar, Bulgar Türkleri devamlı buraya gelir. Şimdi evde yenge böyle kahvaltılar hazırlamıyor mu yoksa? Nasıl oluyor? Sizin farklı mı oluyor? Bizim biraz farklı Bulgar kahvaltıları. Tabii ki. Bizimkiler başka. Genelde biraz farklı olduğu için Türk kahvaltılarını biz seviyoruz. O yüzden de burasını tercih ederim. Bütün Bulgaristanlılara. Yani çok güzeldir. Buyursun, herkes gelsin. Evet. O ne şimdi vardı abi? Bugün bir tek menemen yok herhalde burada. He. Patatesinden sigara böreğine, poğaçasına kadar. Evet, her şey var. Her şey güzeldi yani. Memnunuz. Çok teşekkür ettim abi. Çok sağ ol. Biz kusura bakmayın. Kahvaltınızı da böldük. Afiyet olsun size. O meyve de geldi görüyorum. Tabii ki. Meyve de var. Her şey var. Burası böyle. Aynen. Güzel.